Şunu sormak istiyorum. F-35'in tüm bu özellikleri aslında anlattığınızdan şunu anlıyorum. Radarın gönderdiği sinyalleri düşürerek kendisine ait bilgileri alınmasını engelliyor. Dolayısıyla Doğru. da biz buna radara yakalanmıyor diyoruz. Peki şu noktada şunu soracağım. Almanlar ne yaptı da diğer radarlardan farklı olarak bu F-35'i radarda görüntülemeyi ve takip etmeyi başardılar. Radarların da biraz çalışma prensibini konuşabilirsek kısaca. Az önce söylediğim gibi bütün radarlar sinyalleri göndermek suretiyle bu erken irtifa ve atış kontrol radarları birlikte çalışır ve aynı zamanda uydu da desteklenir. Almanların yaptıkları gördüğünüz gibi bu dalga boyundaki stealth uçakları yakalayabilecek darp pasleri göndermesi ve bunu diğer radyo dalgaları ile desteklemesidir. Ama prensip bütün radarlarda olduğu gibi aynıdır. Nitekim gördüğünüz gibi F-117 uçağı bu şekilde Ruslar tarafından yakalanmış, Rus yapımı füze tarafından düşürülmüştür. Şimdi burada bakalım asıl mesele neden Amerika bize F-35'i vermiyor? Gördüğünüz gibi bizim aldığımız S-400 füzelerinde de radarları gördüğünüz gibi S-400'ü yakalayabiliyor. F-35'i, F-22'yi de yakalıyor ki F-22 ondan daha ileri bir uçak. Ve daha sonra bunları füzeleriyle vurabilmekte. Ve bir özelliği kuruş sınıfı dediğimiz seyir sınıfı alçak füzeleri de vurabiliyor. Alçak irtifadan. Yani Suudi Arabistan'a atılan füzeleri vurabiliyor. Şimdi baktığımızda Türkiye eğer bu S-400 füze sistemini 4 ana bataryaya yerleştirdiği takdirde bu tür uçakların vurulması mümkün olmayacak. Ama Türk milletinin üzülmemesi gerekiyor. Neden? Şu anda kullandığımız uçaklar F-16 uçaklarımız ve dün Savunma Bakanımızın söylediği gibi Türkiye Hürkuş'u yaptı. Ayrıca Hürjet'i de yaptı. Ama en önemlisi bu tayyare. Öpelim onu böyle. Bu bizim milli muharip uçağımız. Aynı tasarımı, aynı şeydi. Aynı radar özelliklerini Aselsan ve Havelsan birlikte yapıyorlar. Gövde girişleri, kanat dikey çıkışları. Bu da stealth ve kullanılan malzeme de kompozit malzeme. Dolayısıyla Türk milleti bu tayyareyi vermediği takdirde kendisi milli muharip uçağını yapacaktır ve bizim de uçaklarımız radara yakalanmayacaktır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kısa sürede çok güzel bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Sultan Arınır, Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın F-35 uçağının nasıl radara yakalanmadığını ve onu yakalayan radarların da çalışma prensibini az önce bizlere anlattı.